Batı Yakası. Hazırlayan ve sunan İlhan Özulu. Merhaba sevgili Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenleri. Yeni bir Batı Yakası programıyla bir kez daha birlikteyiz. Las Vegas'tan hepinize kucak dolu sevgilerimi gönderiyor ve bu haftaki canlı yayıma başlıyorum. Canlı olarak dinlemekte ve izlemekte olduğunuz Batı Yakası adlı programımızı her hafta salı akşamları Batı Yakası saatiyle 8.05 p.m. Doğu Yakası saatiyle 11.05 p.m. ve Türkiye saatiyle çarşamba sabahları 6.05'te dinleyebilirsiniz. Geçmiş program kayıtlarımızı Radyo Anatolia YouTube sayfamıza üye olup izleyebilirsiniz. Değerli dostlar, lütfen Radyo Anatolia'yı Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarından takip edip üye olunuz. Radyo Anatolia'nın güncellenmiş telefon ve tablet uygulamalarını Apple Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. Bu programda çalmamı istediğiniz istek şarkılarınızı ve yayınlarımızla ilgili her türlü öneri ve eleştiriniz için lütfen bize info@radyoanatolia.net adresinden yazınız. Batı Yakası programının bu haftaki canlı yayın konuğu, müzisyen ve şarkıcı Ragıp Narin az sonra Skype ile Panama'dan canlı yayınımıza katılacak. Bu ilginç söyleşiyi kaçırmayın ve konuğuma sorularınızı lütfen Facebook canlı sayfamızdan yazınız. Mayıs, yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sarı saçlım, mavi gözüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi, bu karadeniz, bu gemi, bu karadeniz. 102 yıl önce bugün, Mayıs'ın 19'unda, bir milletin topyekun bağımsızlığı için kutlu bir direniş başladı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a giden Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı ile esaretten özgürlüğe kavuştuk. Nerede, nerede, neredesin dost? Bu önemli ve dönüm noktası olan gün, yani 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başladı. 1980'lerden sonra da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Kurban olam yürüdüğün yollara. Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma, bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, uyan bak bizim hallara. Sarı saçlım, mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, uyan bak bizim hallara. Sarı saçlım, mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Thank you.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Değişikliklere uğrasa da bu ve benzeri görüntülerle okullarda, stadyumlarda, kent meydanlarında coşkuyla kutlanıyor. Ancak 19 Mayıs hep Gençlik ve Spor Bayramı değildi. 1935'teki ilk 19 Mayıs töreni, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen bir spor etkinliğiydi aslında. Fikri hür, vicdanı hür, sağlam beden ve ruh yapısına sahip gençler vardı o stadyumda. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Genç Cumhuriyet'in kurucusuna ithafen bir Atatürk Spor Günü organize etmeye karar vermiş, bu karara Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de katılmıştı. Törende futbol maçları ve atletizm gösterileri düzenlendi. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bu organizasyondan bir süre sonra Atatürk Günü'nün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılması teklif edildi. Teklifin yapıldığı yer spor kongresiydi. Öneri kabul edildi. Atatürk'ün de onayını aldı. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Bayram, 1981 yılında Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. İsmi değişikliğe uğrasa da ruhu hep aynı kaldı 19 Mayıs'ın. 1919'da Samsun'a çıkan büyük bir önder ve onun inandığı gençliğe armağan edilen özel bir gün oldu 19 Mayıs.
Geçit resmi başladı. Önce bayrak kıtası geçiyor. Genç kız öğrencilerin ahenk ve intizamla geçişi bilhassa İmparator ülkenin alaka ve takdirine mazhar olmuştur. Gazi Terbiye Enstitüsü'nün kız ve erkek öğretmen namzetleri geçiyor. Şimdi sıra harp okulu öğrencilerinin geçidine gelmiştir. Samsun'dan getirilen bayrağı, Reis-i Cumhur Celal Bayar'a takdim için koşuyorlar. Atatürk'ün istiklal mücadelesine başlamak üzere 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan getirilen bu kıymetli emaneti, aziz misafirimiz İmparatoriçe Süreyya Pehlevi Gönder'e takıyor. Gönder'in altındaki kaideye, bu yıl dönümünün hatırası olmak üzere altın çivi, Şehinşah Muhammed Rıza Pehlevi tarafından çakılıyor. Also from the past are mass festivals, which take place all over the country at the same time. This is the picture every May 19th, when an historic milestone is celebrated by a National Youth and Sports Day. This phenomenal tower is constructed by men of the Navy.
Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenleri. Batı Yakası programının bu haftaki canlı yayın konuğu sevgili Ragıp Narin, Panama'dan canlı yayımızda konuk olarak şu anda katılıyor canlı yayında. Evet, Ragıp Narin, seni rahat rahat görebiliyoruz. Evet, çok güzel. Panama'dasın şu anda, çok enteresan. Ne yapıyorsun Panama'da? Vallahi Costa Rica'daydım bir gün önce. Evet. Oradan Amerika'ya geçecektim. Uçak yoktu. O yüzden Panama üzerinden geçmem gerekti. Şu an Panama'da. Costa Rica'ya gezmeye gitmiştin değil mi? Bu bir iş seyahati falan değil. Gezmeye gittin. Evet, bu doğrudur. Bu 20 günlük yasak var Türkiye'de. Kapalıydı Türkiye. O yüzden bu 20 günü öldürmek istemedim. Buralarda değerlendirme şansımız oldu. Çok güzel. Nasıl, Costa Rica'yı beğendin mi? Vallahi Costa Rica'yı özellikle çok beğendim. Hani bizim insanımız yeşili seviyor, doğayı seviyor. O yüzden onların da çok seveceğini düşünüyorum. Yani birçok ülkeye gittim ama Costa Rica kadar yeşil ve doğal bir ülkeye gittiğimi hatırlamıyorum. Çok yağmur alıyor. Tabii güzel, güzel bir Orta Amerika ülkesi gerçekten. Plajları da çok güzeldir değil mi yer tarafı? Aynen, aynen öyle. Mevsim nasıl şu anda? Güzel. Mevsim olarak şu anda orası nasıl? Mevsim olarak hava böyle, yani tam istediğimiz hava. Hafif serin, sürekli bir rüzgar var ama hiçbir şekilde üşümüyorsun, terlemiyorsun. Yağmur yağıyor, duruyor, güneş çıkıyor, bulut, her türlü her şey vardı yani. Harika, harika. Çok güzel. Fakat daha önce konuştuğumuz üzere orada küçük bir kaza geçirdin. Biraz ondan söz eder misin? Evet, doğrudur. Küçük bir kaza geçirdik. Yollar dediğim gibi çok, bir anda yağmur yağıyor, bir anda güneş oluyor. O yüzden yollar da kaygan oluyor. Evet. Ben de araba kiralayıp geziyordum şehirleri. Ve yollar tek şeritli. Hani çok gelişmiş bir ülke olmadığı için yollar dar ve küçük ve tek şeritli yollar. Biraz hız yaptığınızda riskli olabiliyor. Ben çok hızlı da yapmadım ama yollar kaygan olduğundan dolayı araba kontrolden çıktı ve ufak bir kaza geçirdik ama çok şükür hani burnum bile kanamadan atlattım. Görebilir miyiz o ayağındaki görüntüyü şu anda? Tabii ki de ayağım şu an şu durumda, şu an gözüküyor biliyorum ama. Evet, görüyoruz. Alçıda, geçmiş olsun. Evet. Alçıda ama ben iyiyim çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Ailen de bundan haber aldı tabii değil mi? Yani iyisin şu anda. Tabii, çok tabii güzel, ki de. Çok senin haberi var. Peki ara, şimdi Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenlerine Ragıp Narin kimdir? Senden dinleyebilir miyiz? Senin çok renkli bir özgeçmişin var. Tabii ki Ragıp Narin, Hatay Antakya 1996 doğumlu. Eski profesyonel futbolcu. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyor ve profesyonel olarak müzik yapıyor. Harika. Özet olarak böyle. Futbolculuk çok ilginç şu anda. Ondan biraz söz edebilir misin? Tam da böyle futbol sezonu sona erdi. Beşiktaş şampiyon oldu. Kupayı da aldı. Tebrik ediyoruz. Hiç sormayın. Ama genel olarak klasik. Yani sonuna kadar heyecanlanıp üzülmeye alıştık artık hayatımız. Yani erken yaşlandırdı bizi Fenerbahçe. Ben de bir Galatasaraylı olarak biz de aynı puanda tamamladık Beşiktaş'la. Ama Beşiktaş hak ettiği için şampiyonluğu kazandı. Tebrik doğrudur. Ediyoruz. Yine Galatasaray çok şampiyonluğu var yani, böyle güzel bir şekilde kazandı, yorulmadan kazandı. O yüzden Galatasaray'da çok üzülmez bizim kadar. Ama peki enteresan, sen futbolculuk, profesyonel futbolculuk hayatında Hatay Spor'da oynadın. Hatta Beşiktaş Hatay'ı da 7-0 yendi. O şekilde de şampiyon oldu diyebiliriz. Hatay Spor'dan söz eder misin? Veya onun öncesi de var galiba. Tabii, ben ilk Mersin'in ilk Hatay Spor'daydım altyapıda. İlk küçüklüğümde yaklaşık, çünkü 8 yıla yakın futbol oynadım. Yalnız bir yıl profesyoneldi. Evet. Hatay Spor'daydım. Sonra Mersin'e transfer oldum. Yaklaşık Mersin'de bir 4 yıla yakın oynadım. O zaman Süper Lig'de de oynadık. Altyapıdan bahsediyorum bu arada. Hı hı. U21 Ligi'nde. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a karşı maçlarım var. Gollerim var. Çok güzel. Gayet güzel sezonlarım var TFF'de. Ondan sonra bu başarılı sezonlardan sonra Hatay Spor'da profesyonel olma fırsatı yakaladım. Onlar da fark ettiler bu başarımı. Hatay Spor'da profesyonel oldum. Ancak her şey tam istediğim gibi gitmedi. Çünkü hayalleri büyük olan bir insandım. Hani böyle, o zaman Hatay Spor bu arada ikinci ligdeydi ben profesyonel olduğumda. Evet. Hani böyle ikinci ligde, birinci ligde futbol oynayıp geçimi bundan sağlama düşüncesinde değildim. Daha çok Avrupa'yı, dünya futbolunu hedefliyordum. Hı hı. Ki ben Sidma yurdundayken de 17 yaşlarımda, 16-17 yaşlarımda altyapıdayken A takımda idmana çıkma şansı da yakalamıştım. Çok güzel. O zaman işte o fırsatı iyi değerlendirebilseydim, hatta iyi değerlendirmeden ziyade o fırsat devam ettirilebilseydi, hocalarımız bize güvenseydi. Çünkü altyapılar çok temiz değil maalesef Türkiye'de. O yüzden kimse bir yere gelemiyor şu ana kadar. Altyapılar temiz olsaydı, istediğimiz gibi olsaydı belki de daha iyi yerlerde olabilirdik. Ama maalesef Türkiye'de hani gençlere, yeteneğe öncelik verilmiyor. Daha çok öncelik tanıdığa ve torpile veriliyor. O yüzden futbolda istediğimiz yere gelemedik. Ben de istediğim konumda olmadığından dolayı futbolu erken bırakmaya karar verdim. Belki de hayırlı olmuş. Müzikte başarılı olduğun bir branş. Evet. Futbolculuk, sporculuğun dışında başka deneyimlerin de var müzikten önce. İş insanısın. Yani
Evet, tabii ki ticaretle uğraşıyorum. Yaklaşık 4 yıldır ticaretin içindeyim. Eğitimin çok var bu konuda değil mi? Bu konuda fuarlarda eğitim bulundum. Aynı zamanda işletme okuyorum. Evet. Yaklaşık bir 37-38 ülke gezme fırsatı yakaladım. Bunların tabii 30'u iş amaçlı. Harika. Fuarlar, toplantılar dahilinde. Ve bunlar da bana güzel tecrübe ve maddi kazanım elde etmemi sağladı. Aynı zamanda her yurt dışına çıktığımda iş yapmaya da gitsem sabah çalışıyordum, akşam çalıyordum çünkü gitarım hep yanımdaydı. Çok güzel. Ve birçok bestemi de yurt dışında yaptım zaten. Ve müzikle doğru orantılı olarak da çok iyi bir şekilde ilerledi çok şükür. Harika, harika. Peki gitarın yanında geziyorsun. Şu anda da gitarın yanında mı? Evet, gitarım yine yanımda. biraz ilerleyen dakikalarda bize bir gitarla kısa bir şey söylemek ister misin? Tabii ki, tabii ki. Tamam, çok güzel. Şimdi Costa Rica'ya gittin. Costa Rica'da ufak bir kazadan sonra tabii New York'a dönüşün, New York'tan Türkiye'ye dönecektin, biraz gecikti. Sonra bu arada Panama'ya geçtin. Panama evet. Nasıl? Panama'da beklediğimden güzel çıktı. Bugün böyle ben çok böyle Dubai, Panama tarzı hani çok uzun binaların olduğu yerleri çok tercih etmiyorum. Yani çok ilgimi çekmiyor. Ama Panama'nın böyle ücra köşesinde bir yere gittim. Ücra köşesi dediğim hani böyle daha tarihi eski Panama'nın olduğu bir yere gittim. Hı-hı. Çok tatlı sokaklar, çok tatlı caddeler vardı. Hani Instagram'dan takip eden insanlarla da paylaşıyorum çünkü onlar da çok seviyorlar izlemeyi bu tür videoları. Çok iyi. Çok tatlı güzel bir şehir olarak buldum. Küçük tatlı güzel bir şehir. Harika. Ülke harika. Daha doğrusu ama ben Panama City'deyim, şehrindeyim şu an. Daha sonra New York üzerinden tekrar Türkiye'ye dönüş yakında. İnşallah. İnşallah. Yani şu anda ama ayağın balçıt olmasına rağmen hareket edebiliyorsun koltuk deneyiyle veya ufak tefek yürüyebiliyorsun. Evet. Evet, bir şekilde hallediyoruz. Çok güzel. Senin ailende de sanatçı var. Ben özgeçmişini incelediğim zaman oyuncu olarak sizin ailede bir kişi daha var. İstersen ondan söz etmek ister misin? Evet. Rami abim oyuncu. Oyunculuk yapıyor. Birçok dizide rol aldı. Öyle mi? Ve şu anda inşallah Kanal D'de bir dizisi var. Bu yazın başlayacak bir dizi. Ada Masalı diye. Onda rol alacak. Onun dışında annem resimle ilgileniyor, dansla ilgileniyor. Küçük kardeşim, en küçük kız kardeşim inanılmaz güzel dans ediyor. Çok güzel. Ondan bir büyük kardeşim inanılmaz böyle resim yapıyor. Dövme sanatlarıyla böyle değişik resimlerle ilgileniyor. En büyük abim de müzikle ilgileniyordu. Onun dışında ailede bir babam herhalde çok müzik yani böyle çok sanatla ilgilenmeyen kişi. Onun dışında hepimiz sanatla ilgileniyoruz. Bir de değişik kültürler de var ailede değil mi? Yani anne babadan birisi değişik kültürden geliyor. Evet, annem Arap, babam Türk zaten. Yani yarım Elazığ sayılıyoruz. Arapça dilin de var o zaman, öyle mi? Evet. Yani 4 dilim var zaten çok Türkçe ile beraber. Çok İspanyolca, güzel. Arapça ve İngilizce. Arapçam ana dil gibi. Çok güzel. İngilizcem de bayağı ileri seviyede. İspanyolca bu 6 ay içerisinde pandemi zamanında öğrenme şansım oldu. Evet. Ama şu an mesela bir aya yakındır İspanyol ülkelerindeyim. Yani Meksika'daydım. Hı-hı. Oradan Costa Rica'ya geçtim. Şu an Panama'dayım. Çok rahat İspanyollarla iletişim halinde olabiliyorum yani. Yeterli. Harika, seviyede İspanyolcam var. O zaman gelecekte değişik dillerde şarkılar da belki senden gelecektir. Tabii. Abi. Öğrenme sebebim zaten İspanyolca. Peki Arapça var mı? Arapça gelecek mi? Müzik kültürünü çok seviyorum. Aynen. Arapçada da bir proje düşünüyoruz. Zaten menajerim özellikle Arapça bir şeyler yapmamı çok istiyor. Çok kendisi değişik. Arap piyasasına çok hakim. Evet. Arapça bir şeyler de yapmayı düşünüyoruz inşallah. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi o gitar arkada görmüşken senden şöyle kısa bir şey dinlesek diyorum. Ne dersin? Şöyle gitar alırsan. Tabii ki. Gece yakıyor gündüz mavi, bana gelse ara sıra bir, beni seviyor ya uyutuyor gönlüme. Aşkı bilemez seni sevmeyen, seni yaşayan bir benim hücreler. Bir bakışına yar deli oluyor, bak seni soruyor, ah yeni doğuyor. Kaldır at acıları bir köşeye, aldım bak anıları ensineye, daldım bak yine sensiz hayallere. Sensiz hayallere. Böyle bir şey. Harika. Gitar çalmaya nasıl başladın? Gitar çalmaya aslında çok
uzun zaman olmadı gitar çalmaya başlayalı. Yaklaşık futbolu bıraktıktan sonra, çünkü futbolda hiç gitara elime alacak zamanım olmuyordu. Böyle çok çalışan bir insanım. Yani sabah 5'te kalkardım. Hala 5'te kalkıyorum da. Hı hı. Ama o zaman tamamen kafamı futbola vermiştim. Sabah antrenman, akşam antrenman. Antrenman dışında uyku çok önemli çünkü vücudumuz çok yoruluyordu antrenmanlarda. Doğru. O yüzden gitara hiç zaman ayıramıyordum. Futbolu bıraktıktan sonra tahminimce 2019 yılında başladım gitara. 2019 böyle 2018 yıllarında. Ama yavaş yavaş başladım ve tamamen kendim hiç eğitim almadan öyle çala çala bir şeyler öğrendik. Yani kendim beste yapabileceğim kadar gitar çalabiliyorum zaten. Öyle çok profesyonel bir gitarist falan değilim. Bence yeterli zaten. Akorlarını basıyorsun kendi beste yapacağın aynen şekilde. Tabii çok güzel. Tabii, çok beste çok için güzel. Yeterli. Harika. Pekala, şimdi senin yapmış olduğun albümlerden, yapıtlardan bir tanesini dinleyicilerimize sunalım. Ne dersin? Hatta tabii, senin bu en son çıkan tekli diyoruz değil mi? O single'daki Mucize miydi? Evet. Doğrudur. Biraz söz eder misin Mucize'den? Nasıl bestelendi, nasıl yapıldı, aranjörü kimler, nasıl oldu? Mucize aslında benim şimdiye kadarki en hareketli şarkım. Çünkü menajerim benden böyle enerjik bir şey istemişti. Ve o süre zarfında da zaten İspanya'daydım. Bundan yaklaşık bir 6 ay önce. İspanya'nın o İspanyol ezgisi, o müzikler, o hareketli, o dans havası beni çok etkiledi İspanya'dayken. Zaten orada o çıktı o beste. Üzerine de böyle enerjik güzel sözler yazdım. Yine İspanya'da yaptım onu. Döndüğümde menajerime dinlettiğimde çok beğendi ve direkt bununla çıkabiliriz dedi. Ve aranjöründe de Selim Çaldıran'ı bilirsiniz. Arkadaşınız olduğundan bahsettiniz. Evet. Onun oğlu bana eşlik etti. Batu Çaldıran. İnanılmaz güzel bir iş çıkardı o da. O da çok yetenekli birisi. Evet, Batu aynen Çaldıran. Bravo ona da. Çok yetenekli. Kendisi zaten Amerika'da okumuş. Evet. Ve gerçekten çok güzel bir iş ortaya çıktı. Ve şarkımız 1 milyon olmak üzere herhalde. Şu an son zamanlarda YouTube'daki izlenmeler bayağı düşük. Yani birçok sanatçı izlenmelerden memnun değil ama ben çok şükür 1 milyonu görmem bu zamanda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Harika. Sevgili Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenleri, şimdi Ragıp Nari'nin en son single'ı, teklisini, Mucize'yi dinliyoruz birlikte. Uzakta, hanem dar bir sokakta, halin varsa ufaktan gönlünü gülmeye diliyorum. Bezdik yalandan, koynuma doldu yılanlar. Dünya buysa uzatma, her şeye rağmen yaşıyoruz. Sevenler varmış gibi ömrüne talibim, gülmüyor şu talihim, geleceksen dahil. Her caime, her daimim, kaşı gözü kara bal teni yenmeli. Eni konuşsana tav gibi hisleri, bir dokunsa yaz gelir hemşerim. Sen mucize, ben ise beşerim. Geçerde geçmeyen bir sen gel be, gönlüme ferman bu ferdin, ömrünü ömrüme diliyorum. Bezdik yalandan, koynuma doldu yılanlar. Dünya buysa uzatma, her şeye rağmen yaşıyoruz. Sevenler varmış gibi ömrüne talibim, gülmüyor şu talihim, geleceksen dahil. Her caime, her daimim, kaşı gözü kara bal teni yenmeli. Eni konuşsana tav gibi hisleri, bir dokunsa yaz gelir hemşerim. Sen mucize, ben ise beşerim. Gülüyorsun boşuna, gidiyorsun hoşuma, dönmüyor ki yanıma, cancağızıma, gün doğumuma. Gülüyorsun boşuna, gidiyorsun hoşuma, dönmüyor ki yanıma, can cazıma, gün doğumuma.
Mucize adlı klibi izledik, single'ı. Çok güzel bir çalışma. Klip de çok güzel, çekim de çok güzel. Oynayan arkadaşlar da, oradakiler de çok çok iyi. Senin ses rengini ben çok beğeniyorum. Çok böyle naif, çok güzel, yumuşak, insanın içine huzur veren bir ses rengin var. Bunu başka söyleyenler olmuştur mutlaka. Teşekkürler. Aynen, insanlar genelde bu tarz yorumlar, bu tarz güzel şeyler söylüyorlar. Yani güzel bir genç erkek sesi, gerçekten çok hoş. Besteler çok iyi. Çok böyle çıstak çıstak, ne bileyim, fazla mekanik, çok fazla elektronik efektler olan bir şey değil. Yani huzur veren parçalar, çok keyifle izleniyor gerçekten. Tebrik ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Yeni projeler neler var peki, bu en son Mucize'den sonra neler üzerine çalışıyorsunuz mutlaka bir şeyler? Evet, şu an hala çalışıyoruz. Şu an yeni bir şarkı üzerinde çalışıyoruz. Hani daha isim veya herhangi bir şey hiçbir yerde belirtmedik. İnşallah Haziran'ın sonu gibi hazır olacak. Haziran'ın sonuna yetiştirmeye çalışacağız. Yetişmezse Temmuz başı olacak. Yine Mucize'den bir tık daha hareketli bu sefer. Daha yaza uygun bir şarkı olacak. Evet. İnşallah güzel olacağına inanıyoruz. Tabii yaz şarkıları biraz daha hareketli oluyor. Yazlık yerlerde işte biraz eller havaya dolması lazım. Bu şekilde tempolu. Aynen. Peki ara çalıştığın belli bir prodüksiyon şirketi var, yapımcı var değil mi bu konularda? Yani bir ekip çalışması yapıyorsunuz. Evet, tabii ki de. Özellikle bu son şarkıların Mucize'de şu an Pasyon Turko ile çalışıyorum. Sevgili evet. Sinan Bey, menajerim Sinan Nergis. Evet. Birçok konuda zaten hani piyasadan haberdar olduğu için yıllardır bu piyasanın içinde. Hani aranjöründen, klip yönetmenine, klibin nasıl olacağına, şarkının nasıl olacağına her şeyi beraber düşünüp beraber kararlaştırıyoruz. Bu arada onun da ekip arkadaşları var. Yani tek o da bir kişi değil. O da insanlardan fikir almayı seviyor. Böyle 4-5 kişi güzel bir ekip halinde karar veriyoruz ve güzel bir iş ortaya çıktı zaten Mucize'de. Ben de buradan Sinan Bey'e teşekkürlerimi yolluyorum. Seninle tanışmamıza vesile olmuştu. Daha başka sanatçılarıyla da programlar yaptık. Çok çok güzel çalışmalar oluyor gerçekten. Şimdi bir soru da aklıma gelen şu. Pandemi dönemi seni nasıl etkiledi? Yani pandemiden önce yapmış olduğun çalışmalar vardı. Tabii uzun bir süre, aşağı yukarı bir 15-16 ay bir yavaş geçen bir dönem oldu. Sahne çalışması olmadı en azından. Ondan öncesi nasıldı? Aslında ondan öncesi mi sordunuz? Evet, ondan öncesi nasıldı? Sahne çalışmaları vardı mutlaka. Ondan önce yok aslında. Çok sahne çalışması yapan bir insan değilim. Çünkü zaten 2019 yılının sonunda ilk şarkım çıktı. Hani 2020'nin başlarında aslında çok yeniyim aslında piyasada. 2-3 yıl mı oldu? 2019-20-21. 2 yıla yakın süre zarfında. Tam pandeminin aslında çıktığı zamanda başlamışsın. Aynen. Zaten bir pandemi çıktı. Tam ben bir şeyler olmaya başlayınca pandemi çıktı. Ondan önce de teklifler vardı zaten. Ufak tefek sahnelerde de rol aldım. Ama daha çok hani böyle club tarzı yerlerde, böyle playback tarzı benim tarzıma çok uygun olmadığı için birçok teklifi de reddetmem gerekti. Hı hı. O zamandan sonra da zaten pandemi çıkınca da sahnelere hiç bir türlü kısmet olmadı. Ama bu süre zarfında çok güzel bir 6 şarkı çıkardık 2020 yılında. Ve hepsi de Spotify'da bazıları listelere girdi. Spotify'da yüksek rakamlar, YouTube'da güzel rakamlar, Instagram'da çok güzel rakamlar ve çok güzel bir kitle oluştu. İnanıyorum ki bu pandemi süreci sona erdikten sonra çok güzel bir başlangıç konseri yapacağımıza inanıyoruz. Özellikle bizim ekiple beraber. Hı hı. Pandemiyi nasıl geçirdim diye sorarsanız aslında pandemiyi çok güzel geçirdim. Hani hiç durmadım. Bu pandemi süre zarfında bu son bir yılda yaklaşık bir 10 tane 12 tane ülkeye gittim. Çünkü işime devam etmem gerekiyordu ticaretle uğraşımdan dolayı. Aynı zamanda üretmeye de devam ettim. 4-5 tane şarkı yaptım. Bunun zaten 5'i single olarak çıktı. Onun dışında birçok şarkı daha yaptım. Şu an bekliyor. Yani sürekli ürettim, gezdim. Yani durmadım. Sporumu da yaptım. İşime de baktım. Çünkü hem ticari işime hem müziğe. Yani pandemi açıkçası beni çok etkilediğini söyleyemem. Tabii ülkemizi, hayatı, dünyayı çok etkiledi. Hani böyle çok toz pembe bakmaya gerek yok ama ben bardağın dolu tarafına bakmayı tercih ettim. Ve çok şükür buna da şükür dercesine iyi geçti diyebilirim. Bir özgeçmişinde şöyle bir notum var. 3 aylığına Malta'ya yerleşmişsin. Evet. O nasıl? Ticaretle ilgili miydi o? Yok. O aslında ticaretle bağlantılı. Çünkü İngilizcem çok ileri seviyede değildi. Evet. Futbol oynadığım dönemlerde kendi kendime öğrendiğim için çok iyi İngilizce konuşamıyordum. Ve futboldan dolayı yurt dışına da çok çıkamıyordum. O yüzden bir İngilizcemi geliştirmem için yurt dışında belli bir süre geçirmem gerekiyordu. Hı hı. Futbol bıraktıktan sonra zaten o kolay psikoloji değildi. Hani direkt böyle bir anda bıraktım. Çünkü profesyonel olup bıraktım. Hani böyle
altyapıdan bırakma şeklinde bir şey değil. Hani para kazanıyordum bu meslekten. Profesyonel bir şekilde yerine getiriyordum. Bir anda bırakınca hani böyle bir boşluktaydım ve bir yerlere gitmem, bir şeyler yapmam gerekiyordu. O süre zarfında abimin tavsiyesiyle Malta'ya gittim ve belki de gidebilecek en güzel ülkeye gittim ilk başlangıçta. Çünkü Malta çok küçük, böyle bir ada ülkesi, inanılmaz tatlı, insanları inanılmaz tatlı. Ve İngilizce için başlangıç seviyesi öğrenme açısından buradan da herkese tavsiye ederim yani. İlk İngilizce öğrenecek insanların İngiltere'ye, Amerika'ya gitmesini tavsiye etmem. Malta gibi bir ülkeye gidebilirler çünkü herkes başlangıç seviyesinde ve herkes birbirine yardımcı oluyor öğrenme konusunda. Orada 3 ay boyunca aynı zamanda şan eğitimi de aldım yabancı bir hocadan. Hem gitara başladım işte. Gitarımı biraz geliştirdim. Sesimi geliştirdim. İngilizcemi geliştirdim. Harika. Güzel bir 3 ay oldu ve geri döndüm. Çok güzel. Senin ilk yapmış olduğun çalışmalarda özellikle Türkiye Viral 50 listesinde yer almış parçam var. Gecekondu, evet. Değil mi bu? Gecekondu adlı tekli. Evet, Gecekondu. Gecekondu çok güzel rakamlar elde etti tek başına. Evet. Ona klip daha iyi çekmemiştim. Hani biraz böyle ortaya atayım ne olacak tarzında ikinci şarkımdı benim Gecekondu. Yaptım ve gerçekten bir anda baktım Spotify listelerde top 50'de 12. 13. sıraya kadar yükseldi. Bayağı yükseldi. Haftalarca orada kaldı. İnanılmaz dinlendi ve çok güzel yorumlar aldık. Zaten o biraz beni böyle hani üretmeye devam etmeme, daha çok çalışmamı şekillendirmeye başladı beni Gecekondu. Ve arkasından birçok şarkı gelmeye devam etti. İyi ki bu dijital platformlar var bu pandemi döneminde. O olmasaydı yani ne yapacaktık bilmiyorum. Çok çok zor olacak tabii, o zaman çalışmalar. Tabii ki de. En azından yani bazı sanatçılar, ben kendim de 5, 6 hatta 7 tane online olarak konser yaptım. İşte böyle yardım kampanyaları yaptık. Hastanelere, çocuklara, okullara, işte bilgisayar alamayanlara. Bunlar çok çok güzel çalışmalar oluyor gerçekten. İşte online yapabileceğimiz konserler. Artık mesafeler daralmış oluyor. Şu anda sen Panama'dasın. Ben Las Vegas'tayım. Dinleyicilerimiz Türkiye'de, Amerika'da, New York'ta, başka yerler, Avustralya'da. Yani çok ilginç bir dünyanın içerisindeyiz şu anda. Aslında insanlar, evet, eleştiriyorlar işte sosyal medya şöyle bilmem ne zararları var. Ama bunları yeterince iyi kullandıktan sonra faydalı yönlerinden yararlanmak çok iyi. Tabii ki bardak misal dediğim gibi hani ne taraftan bakarsan hani kötüye yorarsan kötüyü görürsün. Evet. İyiye yorarsan inanılmaz iyi şeyler görürsün. Şu an şu dediğiniz olay aslında yıllar önce olması imkansız. Hani ben dünyanın bir ucundayım, siz dünyanın bir ucundasınız, dinleyenler dünyanın bir ucunda. Kesinlikle. Ama hep beraber güzel bir iletişim, güzel bir enerji yakalayabiliyoruz. Evet. Bence bu çok güzel bir mucize. Gerçekten öyle bence de. Pekala, Türk müziği, yani Türk müziğin her türlü, her çeşidi, Türk sanat müziği, pop müziği, folk müziği, halk müziği ile Arap müziği arasında yani ne gibi bir ilişki kurabiliriz? Yeni bir proje üzerinde çalıştığın zaman yani birçok ortak yönlerimiz var ya, makamsal yönlerimiz var, bazı ritimler benziyor. Bu konularda görüşün nedir yani Türk müziği ile Arap müziğin ortak konusu? Yani birçok ortak noktası var. Özellikle hani bizim dilimiz zaten birçok kelimemiz, yani şu an kelime derken Arapçadan kelime. Kelime de Arapça. Dakika, saat, dünya, bu kelimelerin hepsi Arapça kökenli. Zaten evet, bizim dilimiz de Arapça kökenli. Doğru. O yüzden kültürümüz de aslında Osmanlı zamanında birçok birbirlerinden etkilenmiş, hem Türkiye onlardan hem onlar bizden. Yani böyle müziğimiz, kültürümüz, yaşayış biçimimiz, birçok şeyimiz hani dinimiz de aynı zaten. O yüzden bu müziğe de yansıyor. Doğru. Onlarda bir tık hani daha fazla zenginler müzik konusunda. Niye dersek hani kelime dağarcıkları çok daha fazla. O yüzden hani biz mesela aşk, seviyorum tarzı kelimeleri 100 kez duyuyorken onlarda daha çok fazla kelime olduğundan dolayı daha az duyuluyor. O yüzden bir tık bizden daha zenginler kelime olarak. Ama müzik olarak aynı olduğunu düşünüyorum. Birçok noktada aynılar. Hani bizden daha fazla üretken olabilirler. Niye? Nüfus olarak çok farklı tarzda nüfusa sahipler. Hem Fas var, hem Mısır var, hem Lübnan var, ne bileyim Katar var. Birçok ayrı müzik kültürüne sahipler Araplar. Ama biz tek Türkiye'yiz. Hani tamam birkaç daha Türk devletleri var tabii ki de ama onu Araplarda biraz daha dediğim gibi hani bir tık bizden daha zenginler ama birçok ortak noktamız olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel. Peki yani futbolu bırakmasaydın mesela şu anda düşünüyoruz. Futbolda kendini nerede görüyordun şu anda? En azından Süper Lig'de bir takımda oynuyor görürdün değil mi? Oynardım tabii. Oynardım. Çünkü zaten Hatayspor'daydım. Hatayspor ben bıraktıktan 2 yıl sonra Süper Lig'e çıktı zaten arka arkaya. Doğru. Ki Hataylı olduğundan dolayı da hani şehrimizin
futbolcusu olduğundan dolayı destekleneceğime de inanıyordum. Doğru. O yüzden Süper Lig'de olurdum ama inanın şu an bana teklif etseniz, hani şu an 24 yaşındayım, Süper Lig'de yeni çıkmış veya bir yıl önce çıkmış olmayı tercih eder miydiniz derseniz etmem. Çünkü ben 19-18 yaşında Avrupa'da oynamayı hayal eden bir insanım. Hani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi hayallerim vardı. Ama bu maalesef hani coğrafya kaderdir diye bir laf var. Çok kullanmayı sevmem ama maalesef bir gerçek. Bizim ülkemizde hani belli zaten 80 milyon ülkeyiz. Sayabileceğimiz futbolcu sayısı Türkiye'den çıkmış, yetişmiş futbolcu sayısı az. Genelde hepsi Avrupa'da yetişiyor. Doğru. Çünkü Avrupa'da Fransa milli takıma bakarsanız hepsi zenci. Hani senin şekline, ırkına, dinine hiçbir şeye bakmıyorlar. Yeteneğine bakıyorlar direkt. O yüzden hani Avrupa'da olsaydım daha ileride olabilirdim diye düşünüyorum futbol konusunda. Pekala, bu aile şirketinde çalışmak, işle birlikte müzik, şu anda okul da var, bunlar nasıl organize edebiliyorsun? Nasıl zamanlama yapıyorsun, planlıyorsun? Yani aslında okuduğum bir kitap var. O beni çok etkilemişti. Yıllar önce okuduğum kitap. Sadece Aptallar 8 Saat Duyur diye, yani biraz başlığı sert, kimse kusura bakmasın. Kitabın ismi bu yani. O kitap beni çok etkilemişti. Zaten çok uyuyan bir insan değilim, dediğim gibi. Hep erken kalkan bir insandım. O kitaptan sonra uykumu yaklaşık maksimum 6 saatte çıkardım. Azalttım daha doğrusu. Yani maksimum 6 saat uyur şekline getirdim kendimi. Ve günde 2 saat kazanıyoruz. Haftada 14 saat oluyor. Ayda 50 matematiğim de ortaya çıktı bu arada. 56 saat oluyor. 56 saat fazladan yaşıyorsun. Hani bu 56 saata 2,5 gün kitap okumayı da sığdırırsın. Evet. Aynen, 2,5 güne sen kitap okumayı da sığdırırsın. Ne bileyim, üretmeyi de, müzik yapmayı da, aynen, top oynamayı da, aynen, ticareti de, dil öğrenmeyi de, hani birçok şeyi sığdırabiliriz ama biz çoğu saatimizi uykuda, telefon başında, sosyal medyada geçiriyoruz. Sonra sorduklarında niye bir dil öğrenmiyorsun veya niye ekstra bir şey yapmıyorsun, niye hobin yok dediklerinde zamanım yok, zaten buna yetişemiyorum, şunu yetişemiyorum gibi bahaneler kullanıyoruz. Ben o bahanelere ihtiyaç duymuyorum ve çok şükür hani bu boş zamanlara, dediğim gibi, hem dil öğrenerek, hem kitap okuyarak, çok hem güzel gezerek, hem müzik yaparak, hem de aynı zamanda işime giderek, ticaret yaparak geçiriyorum. Ki çok şükür de iyi gidiyor. Yaşadığın yer Mersin. Mersin şehrinde yaşıyorsun değil mi? İş yerinde. Evet, Mersin'de yaşıyorum. Harika. Çok güzel. Gayet de memnunum Mersin'de yaşamaktan. Çok güzel bir kent gerçekten, evet. Aynen, ülkemizin her güzel şehri güzel gerçekten. Ama Mersin, Akdeniz sahili, oralarda çok çok güzel yerler. Evet. Evet. Yani Mersin'in, özellikle ben parantez açıyorum, hani birçok ülkeyi gezme fırsatım oldu. Ama gerçekten küçük Avrupa diyebilirim. Hani sahil şeridinin uzunluğu, yeşilliği ve insanları, gelişmişliği gerçekten çok güzel bir şehir Mersin. Mersin değilim bu arada, Hataylıyım ama Hataylı. Doğruya doğru. Evet, 70'li yılların sonunda ve 80'lerin başında ben de müzisyenlik yaptığım dönemde yazları Mersin'de müzik yapardık. Dağ Tenis Kulübü vardı o yıllarda, tam sahilde. Yani hayatımın, yazların en güzel dönemlerini Mersin'de geçirdiğimi söyleyebilirim. Hatta o dönemler motosikletim vardı, yaylaya çıkardık, Adana'ya giderdik, evet, taş ucuna giderdik, sahilde gezerdik falan. Dediğim olay 70'li yıllar, yani kaç sene önce, 40 küsur sene önce. Çok çok güzel yazlar geçirdim orada ben de. Çok severim yani o sahilleri. Çok güzel bir kentimiz. Aynen, mavi ve yeşili seviyorsanız zaten Mersin ideal, güzel bir şehir yani. Küçük de, küçük ve her şey var. Gerçekten güzel bir şehir. Bir de mutfağı ve biraz gastronomiyi seviyorsanız yemekleri de çok güzel. Adana, Mersin, o bölgenin yemekleri hepsi birbirine lezzetli. Tabii, özellikle benim anne tarafı Arap olduğundan dolayı hani Arap mutfağı da inanılmaz bir zengin. Hani hem Arap mutfağı hem Türk mutfağı, ikisini de tatma ve yeme şansına sahibim. O yönden çok şanslıyım yani. Harika. Sevgili Ragıp Narin'le söyleşimiz devam ediyor. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Son birkaç dakikamız var. Son olarak dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak istediğin duyguların varsa veya yeni projelerin varsa onları da almak istiyorum senden. Öncelikle güzel bir mesaj vermek istiyorum. Hani hayatın devam ettiğini, hani ne kadar şu an kötü günler geçirsek de Türkiye'de, hani hem ekonomi açısından, hem bu pandemi açısından, iş açısından birçok arkadaşımız işsiz. Ama vazgeçmemelerini, hayata dolu tarafından bakmalarını, aldıkları nefesin ve attıkları adımın, ben bunu yeni fark ettim. Hani ayağımı kaybetmedim de sakatlandıktan sonra fark ettim. Yani 10 adım yürüyünce canım çıkıyor o değneklerle. Evet. Ve biz hayatımız boyunca bu ayaklara sahibiz ama farkında değiliz. En büyük zenginlik sağlık diyorum. O yüzden sağlıklıysanız öncelikle mutlu olmaya bakın. Sonra hayatın dertlerini, sıkıntılarını bir önünüze koyun. Ve nasıl üstesinden gelebileceğinize bakın. Hani niye yaşıyoruzdan ziyade, çünkü
isyan etmenin, üzülmenin sonuca bir etkisi yok. O yüzden dolu taraftan bakıp devam etmelerini, hayatlarına devam etmelerini temenni ediyorum. Onun dışında inşallah dediğim gibi birçok arkadaş zaten Instagram'dan da soruyordu. Yeni şarkı ne zaman gelecek? Mucize günde 1000 kez dinliyoruz yeter yeni şarkı gelsin tarzında. İnşallah dediğim gibi Haziran'ın sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama kesin bir tarih veremeyiz. En kötü Temmuz başı gibi yeni şarkımız da gelecek. Onun dışında zaten her şeyi Instagram'dan ben çok aktif kullanıyorum. Ve dinleyicilerim, takipçilerim, arkadaşlarım, onlara arkadaşlarım diyorum genelde. O hesapları paylaşalım. Hangi hesaplar? Instagram ne ismiyle? Kendi ismim Ragıp Narin diye zaten Ragıp direkt çıkıyor. Facebook'ta varsın. Oradan hepsinde Facebook, Twitter, Spotify hepsinde Ragıp Narin. Ama en çok en aktif kullandığım yer Instagram. Oradan çünkü hikaye kısmından genelde her şeyi bilgi vereceksen veriyorum veya gezdiğim yerleri paylaşıyorum. Oradan takip edip her şeye ulaşabilirler. Harika. Dinleyicilerimizden birkaç mesaj var. Deniz İpek Özulu, benim eşimden gelmiş bu. Öncelikle çok çok geçmiş olsun diyor ayağını gösterdiği zaman. Ondan sonra canlı olarak yaptığım performansı çok beğenmiş, çok güzel diyor. Las Vegas'a da bekleriz diyor. Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Las Vegas'a önceden geldim. Çok beğendiğim, çok değişik bir yer. Orada yaşamanız da çok güzel bu arada. İnşallah bir daha geldiğimde misafiriniz olurum. Çok güzel. Saadet Aydın Türk'te hoş geldiniz diyor. Bu arada tabii ben programın açılışında da yaptım. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Sen de bir genç olarak senin de bayramını kutluyorum buradan. Tabii ki. Ben de unuttum. Tüm Türkiye'nin, tüm halkımızın Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı'nı. İnşallah daha nice güzel bayramlara. Çok teşekkürler bu duygular için. Sevgili Ragıp Narin, ayağın kırılmış vaziyette Panama'dan programıma katıldın, konuk oldun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sana çalışmalarında başarılar dilerim. İnşallah yüz yüze de görüşeceğiz. Türkiye'de olsun, Las Vegas'ta olsun. Müzik çalışmalarını yakından takip edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben de güzel sohbetiniz, güzel düşünceleriniz için. Sağ ol. İnşallah böyle programlar, tatlı, güzel enerjiler hep devam eder. Bitmez diyorum. Harika. Sevgili Ragıp Nare bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve kapanışta onun teklilerinden bir tanesini daha sizlere sunmak istiyorum. Bu kez parçamızın adı Mavi. Gece yakıyor, gündüz mavi. Bana gelse ara sıra bir. Beni seviyor ya, yitiyor bak gönlüme. Aşkı bilemez, seni sevmeyen, seni yaşayan bir benim hücreler. Bir bakışına yar deli oluyor. Bak seni soruyor, ah yeni doğuyor. Kaldırat acıları bir köşeye aldım bak. Anıların sineye daldım bak. Yine sensiz hayallere. Kaldırat kaygıları bir köşeye aldım bak. Nefesini en derine sardım bak. Seni kalbimin elleriyle. Fırtına beni bölünce sen çıkıyor bak sen çıkıyor. Güller açıyor aklım kaçıyor. Kaldırat acıları bir köşeye aldım bak. Anıları ensineye daldım bak. Yine sensiz hayallere. Kaldırat kaygıları
bir köşeye aldım bak. Nefesini en derine sardım bak. Seni kalbimin elleriyle. Ben yar dedim, yara oldum. Gel sar dedim, deva oldum. Sen kalbime mavi oldun, tabi oldum, saracağım olsun. Kaldır at kaygıları bir köşeye aldım bak. Nefesini derine sardım bak. Seni kalbimin elleriyle. Kalbimin elleriyle. İlhan Özulu'nun hazırlayıp sunduğu Batı Yakası programını dinlediniz.